Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir Ramazan ayı akşamında sizlerle birlikteyiz ve Büyük Usta Mustafa Yılmaz ile Büyük Usta Emre Can şu sıralarda bir Open turnuvada mücadele ediyorlar. Reykjavik Open 2023'te ustalarımızı izlemeye ve takip etmeye devam ediyoruz. İlk turda Büyük Usta Mustafa Yılmaz'ın rakibi Amerikalı FM ise Todd Andreev gibi bir isim, Andreev gibi enteresan bir karakter. Tabii ki Mustafa Yılmaz'a göre görece zayıf bir rakipti ama Mustafa Yılmaz bu turda gerçekten çok zorlandı. Şimdi bu zorlanmış olduğu maçın analiziyle sizlerle birlikte olacağız. Beyazlarda Mustafa Yılmaz var, siyahlarda ise Amerikalı FM Todd var ve Mustafa Yılmaz. Sizler hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak bizlere destek olur iken Mustafa Yılmaz D4 hamlesiyle maça başlıyor. Rakip F6 oynayınca Mustafa Yılmaz C4 oynuyor ve G6 ile Şahin savunması oynanacak siyahlar tarafından. Tabii ki hazırlıklı olan Mustafa Yılmaz at C3 ile normal devam yoluna devam ediyor. Fil G7 hamlesinden sonra ise E4 ile merkezde ve genişletilmiş merkezde çok iyi piyonlarımız var. Bu arada arkadaşlar çok farkındayım. Hemen sağ alt köşede benim kellemi görüyorsunuz ve birazcık da karartılı görüyorsunuz. Ramazan ayı nedeniyle evdeyim. Bu nedenle de ışık ayarlamalarını yapmak pek mümkün olmuyor. Bu nedenle sizler de kusura bakmayın diyorum. D6 devam yolundan sonra ise ki rakip yani Mustafa Yılmaz E5 sürecekti. Onu engelleme adına yapılmış hamlelerden bir tanesi. Mustafa Yılmaz şimdi at F3 ile devam ediyor. Rok hamlesinden sonra fil D2. Roka hazırlık bir hamle. E5 piyon sürüşünden sonra burada fil E3 ile de devam edilebilirdi. Hani fil E3 ile D4 piyonu korunabilirdi ya da D5 piyon sürülebilirdi ki bunlar normal devam yolları arasında tercih edilen varyantlardan birkaçı. Mustafa Yılmaz kısa roku tercih etti. Bu da tercih ediliyor. At C6 hamlesinden sonra şimdi D5 ile atı rahatsız etti. At E7'ye döndükten sonra ise işte Şahin savunmasına karşı beyazların en güzel oyunlarından bir tanesi olan vezir kanadı hücumu B4 hamlesiyle başlıyor. Bir sonraki hamlede A4'ümüze sürüp vezir kanadından hücuma başlayacağız. Tabii ki vezir kanadından herhangi bir kanattan hücum yiyen siyahlar ne yapacak? Ya merkezden ya da diğer kanattan yanıt verecek. Şu anda merkez tıkalı vaziyette, bu nedenle şah kanadından siyahların cevap vermesi lazım. At H5, şimdi atı F4'de oturma fikri var. A4 piyon sürüşünü yapıyoruz ve at F4 hamlesinden sonra burada fil alır F4 ile doğrudan doğruya kırışmaya da gidebilirdik. Ya da C5 sürüşüyle merkezdeki D6 piyona baskı kurabilirdik. Ya da A5 sürüşüyle vezir kanadındaki hücumumuza devam edebilirdik. Tabii ki tercihler arasında kale E1 hamlesi de vardı. At alır E2 hamlesi, şah hamlesinden sonra vezir alır E2 hamlesi geliyor ve şimdi A5 sürüyor siyahlar. Burada tabii ki bey alır A5 ile tercihler arasında ama fil A3 çok daha komplike bir hamleydi. Usta bey alır A5'i tercih etti. Kale alır A5 hamlesinden sonra şimdi fil A3 bir sonraki hamle olmalıydı ama usta hafif ve çok küçük bir hata yapıyor. Fil D2 hamlesi yapıyor. Tabii ki doğal bir hamle. Fil D2 ile birlikte atla açarak kale istekleri vesaireler olacak. Bu nedenle yapılmış bir hamle. Aynı zamanda da C1 H6 çaprazını bırakmak istemedi Mustafa Yılmaz. Kale A6 ile açarak tehditlerden kurtulmak için kalesini kaçınca rakip şimdi usta A5 piyon sürüşüyle vezir kanadında genişlik kazanmaya devam ediyor. Aynı zamanda atına da bir yer açmış oldu. Kritik bir hamle. Birazdan göreceğiz zaten ne kadar kritik olduğunu. Dedik ya siyahlarda diğer kanattan cevap vermeli diye. F5 piyon sürüşü yapıldı. Tabii ki burada E alır F5 pek tercih edilecek vaziyette değil. Çünkü at alır F5 ile sıkıntılı durumdaki E7 atı canlanmış olacak. Bu nedenle usta at A4 hamlesini yaptı. Ve şimdi burada icabında fil B4'ler, C5'ler güzel bir vezir kanadı saldırısı bizi bekliyor. Özellikle kalenin oynanmış olması nedeniyle de vezir kanadında siyahlar ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Şimdi siyahların hamlesi H6. Öyle zannediyorum atın ya da filin gelmesini engellemek için yapıldı. Veyahut da G5 piyon sürüşüyle birlikte o da şah kanadından hücuma girişecek. Öyle zannediyoruz. Şimdi usta fil B4 ile tüm fikirlerini hayata geçiriyor. F alır E4. Vezirle alamıyoruz arkadaşlar maalesef. Hani vezirle alalım diyenler yanılır. Çünkü eğer vezir alır E4 yapmış olsaydı usta kale F4 ile vezir tehdidi. Vezir kaçtıktan sonra da piyon düşüğü veriyordu. Bu nedenle arkadaşlar vezir alır E4 yerine at D2. Biraz daralacağız. Piyon kaçmıyor ya. Bir piyon tarafından da korunmadığı için atıyorum bir aletle de korunmuyor da kaleyle bile korunmuş olsa çok rahat bir şekilde alabiliriz. Burada siyahlar at F5 hamlesini tercih etti. Fikir çok belli. Atını D4'e merkeze çok güzel bir şekilde oturtacak. Hiç sorun değil. At alır E4 hamlesi geliyor. Şimdi at D4 ver veziri.
gerçekten çok etkili bir at. Vezir D3 hamlesinden sonra ise burada fil F5'te atı açmaz alabilirdi ama önce tehdit etti, birazdan fil F5'te açmaz alacak. C5 piyon sürüşüyle biz zaten D6'ya baskı kurmayı at hamlesinden itibaren düşünüyorduk. Fil B4, C5 fikirlerimiz zaten vardı. Hayata geçiriyoruz. Şimdi fil F5 hamlesiyle ata baskı ama şu anda bir problem yok. Çünkü iki taşla savunuyoruz. Rakip iki taşla hücumunu gerçekleştiriyor. Tabii ki birazdan F3 ile birlikte tekrar savunma kuracağız. Neden? Vezir ya da kalemizin burada bağlı kalmasını hiç istemeyiz. Bunda ama usta hemen F3 yapmak istemedi. C alır D6 yaptı. C alır D6 hamlesinden sonra ise şimdi F3 yapmayı tercih etti. Rakip H5 piyon sürüşüyle artık şah kırındık hücumuna devam etmek istiyor. Buna da usta kale A'dan B1 oynadı. Burada siyahlar kesinlikle H4 ile yola devam etmesi gerekiyordu. Ustanın tabii ki çok kilitli tehditleri var. Fili açarak kale alır B7 tehditleri, kale 7. yataya getirme tehditleri var. Önemli tehditler bunlar. Herhalde yani bu tehditleri daha sıkıntılı gördü ve siyahlar H4 yapmak yerine fil D7 oynadı ve maçtaki ilk ciddi hatasını siyahlar yapıyor. Todd Andreevs dayanamıyor ve güzel oynadığı ilk 24 hamlede gayet güzel oynadığı maçta ilk hatasını yapıyor. Ciddi bir hata ama mutlak bir hata değil. Tamamıyla maçı kaybeden bir hata değil. Çünkü buna at B6 gibi çok kuvvetli bir hamle var. Bu atı buradan kim kaldıracak tamamen soru işareti. Fil B5 hamlesiyle ver vezir deyince vezir D1'e şutlandı. Şimdi burada öyle bir konum ki kale alır B6 öneriyor Stockfish. Yani o at sana öyle sıkıntılar çıkaracak ki kale alır B6 ile o attan kurtul ve kalite fedası yap diyor siyahları Stockfish. Ama siyahlar bu hamleyi yapmadı. Fil F8 hamlesini yaptı ve maçtaki ikinci hatasını da yapmış oldu. Artık iyiden iyiye konum bize kazanç. Fil C3 hamlesini yapıyoruz. Tabii ki sadece at isteği değil bu. Savunmacıyı ortadan kaldırdıktan sonra fili de yok etmeyi düşünüyor. Çünkü at filin yegane savunmacısı. Bu nedenle zaten siyahlar fil E8 oynadı. Burada fil alır D4 de yapılabilirdi aslında. Fil alır D4 basit bir kazanç. Mesela fil alır D4 yapsaydık rakip bizi alacaktı. Akabinde piyonu alacaktık. Daha sonra kale alır A5'te rakip de piyonu alacaktı. Vezir D2 ile kale isteyecektik. Ve aslında baktığımız zaman hiç de fena bir oyun yokmuş gibi görünüyor bizim. Ama usta oyunu biraz daha karıştırmak istedi. O yüzden fil alır D4 yapmak istemedi. Ve kale C1 oynamak istedi. Bu da çok güzel hamle. Rakibin hamlesi fil H6 olmalıydı. Özellikle kale C1 hamlesinin çok ciddi tehdidi var. Çünkü B6'daki güzel at nereye bakıyor arkadaşlar? C8'e bakıyor ve kale C8'e inmesi durumunda ciddi sıkıntı verecek siyahlara. Fil H6 siyahların tek hamlesi diyebiliriz ama siyahlar at B5 oynayarak bir hata daha yapıyor. Fil D2 hamlesinden sonra yine kale alır B6 rakibe önerilen hamle. Kale C8 çok etkili gelecek çünkü. Kale F5 oynamayı tercih etti siyahlar ve en önemli hatasını yaptı artık. Oyunu kurtarma şansı çok zayıf bir büyük ustaya karşı oynuyor. FM Todd ve kale C8 ver vezir hamlesinden sonra vezir E7 hamlesi geliyor. G4 piyon sürüşüyle kale istiyoruz. H alır G4, F alır G4 ver kaleyi. Kale burada F7'ye kaçması çok daha doğruydu ama fil D7 ile karşı saldırı yapmayı tercih etti. Sen benim kalemi alırsan ben de senin kaleni alırım dedi siyahlar. Usta baktı hesapladı hiçbir sorun yok. G alır F5 hamlesinden sonra ise fil alır C8. At alır C8 ver vezir hamlesinden sonra şu anda bir alet öndeyiz. Vezir D8 hamlesi şimdi geliyor ve buna da işte bitirici vuruş geliyor. Haydi videoyu durdurup siz bakın sizce usta burada o bitirici vuruş hamlesini nasıl yapmıştır? Hangi hamleyle rakibini bitirmiştir? Biz videoyu çoktan durdurmuşlar ya da çoktan bulmuşlar için hamlelere devam ediyoruz. Tabii ki vezir G4 çok güzel bir hamle. Çünkü vezir alır G6 hamlesiyle birlikte çok ciddi mat fikirleri söz konusu olacak. Buna siyahlar düşündü taşındı ve kale A8 hamlesini yaptı. Ve kale A8 hamlesini yaptıktan sonra terk etti. Çünkü burada beyazlarda Mustafa Yılmaz'ın 7 hamlede kolay bir matı var. Bakmayın 7 hamle olduğuna. Rakibin saçma sapan mecburi hamleleri var. Onları saymazsanız aslında 3-4 hamlelik bir mat. Yine videoyu durdurup bakabilirsiniz. Biz yola devam ediyoruz. Tabii ki vezir alır G6 ile başlayacağız. Şah H8 hamlesinden sonra F6 ve buna artık F7 ile
Vezir G8'den mat isteyeceğimiz için mutlaka F7'yi durdurabilecek bir hamleye ihtiyaç var. O hamlenin adı Vezir D7. F7 ver matı ve zorunlu hamle Vezir alır. F7 hamlesinden sonra Vezir alır F7. Bir de Vezir öne geçiyoruz. Daha sonra burada kale alır C8 hamlesi yapılsa bile ki başka hamle yok. Ne yapılsa yapılsın at F6, Vezir H7'den mat istiyoruz. Fil G7 ile önünü tıkadığı zaman da Vezir H5 şah, zorunlu hamle fil H6 ve Vezir alır. H6 ile mat yapacaktık 7 hamlede. Zaten siyahlar bu matı galiba görmüş olacak ki oyunu terk etti ve Mustafa Yılmaz turnuvada, ki 4. seri başı olarak başlamış olduğu turnuvada, ilk galibiyetini temiz bir şekilde aldı. Açık konuşalım arkadaşlar, ilk 20 hamlede Mustafa Yılmaz süre yönünden ciddi sıkıntılar yaşadı. Rakibi çok az süre kullanmasına rağmen Mustafa Yılmaz açılışta gerçekten açılış ve oyun ortasında çok hesap yaptı. Çok yol aradı, sabırla devam etti yoluna ve finalde rakibinin çok daha az süresi kalmıştı. 1 dakika kadar süresi kalmıştı. Mustafa Yılmaz'ın ise 9,5 dakika kadar süresi kalmıştı. Güzel başladık. Bir sonraki videoda arkadaşlar, yine bugün yüklenecek olan videoda Büyük Usta Emre Can'ın maçını da sizlerle buluşturacağız. Sizler de bizlere destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak da kamera ve mikrofon alma hedefimize destek vermek için bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatınız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Bay bay.